Antalya TV ekranlarından herkese mutlu günler sevgili izleyenler. Bölgemiz hakkında gelişmeleri aktarmak üzere yine karşınızdayız. Hoş geldiniz efendim. Kumluca Kaymakamı Uğur Kolsuz, mutant virüs Kumluca'da hızla yayılıyor diyerek açıklamalarda bulundu. Kumluca Kaymakamı Uğur Kolsuz, kıymetli Kumlucalılar, bu hafta kısıtlama 22 Nisan günü akşam saat 19'da başlayıp 26 Nisan pazartesi sabah 5'te sona erecektir. İlçe pazarı sadece 22 Nisan perşembe günü, yani bugün kurulacaktır. Cuma günü kurulmayacaktır. Lütfen pazarda yoğunluk oluşturmayalım. Mutant virüs ilçemizde görülmekte ve hızla yayılmaktadır diyerek açıklamalarda bulundu. AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu'dan kurye ve kargo çalışanlarına gönülden teşekkür mesajı geldi. AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, günlük hayatımıza büyük kolaylıklar sağlayan motosikletli kuryeler ve kargo çalışanları büyük bir özveriyle görevlerini yerine getiriyorlar. Kurye ve kargo çalışan arkadaşlarımıza gönülden teşekkür ediyoruz. Mesleki düzenlemeleri için hükümetimiz çalışıyor dedi. Finike Hasyurt Mahalle Muhtarı Uğur Kaplan, 2021 yılı form taahhütname doldurması ve ödemesi durdurulmuştur diyerek açıklamalarda bulundu. Mahalle Muhtarı Uğur Kaplan, mahallemizde kendi sondajından damlama sulama ile serasını, bahçesini sulayan çiftçilerimizin 2021 yılı form taahhütname ve ödemesi durdurulmuştur. Çiftçilerimizin yanında oldukları için başta Cumhuriyet Halk Partisi Antalya Milletvekili Sayın Aydın Özer'e, Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Muhittin Böce'ye, Finike Belediye Başkanı Sayın Mustafa Geyikçi'ye, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanına ayrı ayrı teşekkür ediyorum diyerek açıklamalarına son verdi. Sevgili izleyenler, Kaş Belediyesi Ramazan yardımlarını sürdürüyor. Kaş Belediyesi Kültür Müdürü Ali Evren'in açıklamalarını dinleyeceğiz şimdi. Vatandaşlarımızın her daim yanında olmayı sürdüreceğiz. Yine yardımlaşmanın... Arabanın? Paylaşmanın, dayanışmanın ve yardımlaşmanın ön plana çıktığı Ramazan ayına ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah pandemi gölgesinde son Ramazanımız olur. Kaş Belediyesi olarak sosyal belediyecilik ve gönül belediyeciliği kapsamında vatandaşlarımızın her daim yanında olmayı sürdüreceğiz. Yine Ramazan ayında da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ve ailelerimize Ramazan paketlerinde gördüğümüz ürünlerden evlerine ulaştırmayı sürdüreceğiz. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş olan Ramazan ayımızın tüm hemşerilerimize hayırlı olmasını, bereketli olmasını ve sağlık içinde geçirmesini temenni ediyorum. Sevgili izleyenler, şimdi de gazetemizden haberleri aktaracağız sizlere. Bölgenin en güçlü gazetesi Antalya A Gazetesi'nin gündem manşetlerini aktarıyoruz. Kumluca Belediyesi'ne ödül. Kumluca Belediyesi, Akdeniz Belediyeler Birliği tarafından bu yıl 6.sı düzenlenen Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması'nda İyi Yönetişim ve Halkla İlişkiler Çalışması kategorisinde ikincilik ödülü aldı. 17 belediyenin 41 proje ile yarıştığı Belediyecilik Proje Yarışması'nda İyi Yönetişim ve Halkla İlişkiler Çalışması kategorisinde ikincilik ödülüne layık görüldü. Kumluca Afet Koordinasyon Kumafet Projesi ile Kumluca bölgesinde yaşanan afet olaylarında vatandaşlar ve ilgili bilimler arasında bilgi alışverişine hız kazandırmayı amaçladı. İkincilik ödülünü Kumluca Belediye Başkanı
Mustafa Köloğlu, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'den aldı. Sevgili izleyenler, Kumluca Sınav Koleji Türkiye birincisi oldu. Türkiye genelinde yapılan deneme sınavlarında Kumluca Sınav Koleji büyük bir başarıya imza attı. 83 sınav koleji arasında 9 ve 10. sınıflarda Türkiye birincisi oldu. Sınav koleji yönetimi tarafından yapılan açıklamada 9. sınıflar ve 10. sınıflar düzeyinde son yapılan deneme sınavına 83 sınav koleji katılmış olup Kumluca Sınav Koleji hem 9. sınıflar düzeyinde hem de 10. sınıflar düzeyinde Türkiye birincisi oldu. 10. sınıflar düzeyinde Türkiye 10. sınıflar düzeyinde de Türkiye birincisi olan Sınav Koleji 11. sınıflar düzeyinde Türkiye ikincisi olurken 12. sınıflar düzeyinde de Türkiye beşincisi oldu. 23 Nisan mobil konseri Kumluca ve Finike'yi şenlendirdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 101. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mobil konseri Finike ve Kumluca'da düzenledi. Antalya Büyükşehir Belediyesi, bando ve orkestrası ile salgın nedeniyle sanatlarını icra edemeyen yerel sanatçılar mobil otobüs sahnesinden konserler verdi. Kumluca ve Finikeli vatandaşlar evlerinden, balkonlarından mesafe kuralları çerçevesinde eşlik ederek birbirinden güzel şarkı ve marşlara büyük bir coşkuyla eşlik etti. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından çocuklara uçurtma ve bayrak hediye edildi. Sevgili izleyenler, Finike Atatürk Caddesi'nde kaldırım çalışması sürüyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi, Finike ilçesi Turunçova Mahallesi'ndeki Atatürk Caddesi'nde kaldırım ve parke çalışmaları devam ediyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi, merkez ve ilçelerde yayaların güvenli ulaşımı için kaldırım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Finişleri Daire Başkanlığı'nın Finike ilçesi Turunçova Mahallesi Çavdur mevkiinde başlattığı kaldırım ve parke çalışmaları devam ediyor. Ekipler caddenin yaklaşık 3 kilometrelik bölümünde devam ettiği kaldırım çalışmasını %90 oranında tamamladı. Bu çalışma ile 6000 metrekare parke ve 3000 metre bordür döşeniyor. Yayaların güvenli ulaşımı sağlanırken su baskını olaylarının da önüne geçilecek. İlçelerdeki camiler temizlenerek dezenfekte edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Ramazan ayı nedeniyle merkez ve tüm ilçelerdeki camilerde dezenfekte ve temizlik çalışmaları düzenledi. 11 ayın sultanı Ramazan'da merkez ve ilçelerindeki camilerde temizlik ve dezenfekte çalışmaları devam ediyor. Sevgili izleyenler, Demireli güreşçiye başarı ödülü geldi. Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Türkiye Yıldızlar Serbest Güreş Şampiyonası'nda üçüncülük kazanan Demireli genç güreşçi Serhat Atalay ödüllendirildi. Kemer'de düzenlendi Türkiye Yıldızlar Serbest Güreş Şampiyonası'nda 80 kiloda mücadele etti Demireli güreşçi Serhat Atalay ve Demre'yi temsil ederek Türkiye üçüncüsü oldu ve bronz madalyanın sahibi oldu. Ardından Demre Kaymakamı Onur Şatıroğlu'nu ziyaret eden genç güreşçi Serhat Atalay, genç güreşçiyi kaymakam kutlayarak senin başarın bizlere gurur verdi, güreşini geliştirerek senden Türkiye, Avrupa ve Dünya şampiyonlukları bekliyoruz dedi. Genç güreşçi Serhat Atalay ardından Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya'yı makamında ziyaret etti. Başkan Kocakaya genç güreşçiyi tam altınla ödüllendirdi ve bir demet çiçek verdi sevgili izleyenler. Başkan Kocakaya bu genç yaşta bu başarı çok önemli. Bize daha büyük başarılar yaşatacağından eminim. Seni Demre olarak kutluyoruz dedi. Korkut Eli'nde doğalgaz için ilk kazma vuruldu. AK Parti Korkut Eli ilçe başkanı Kemal Sancaktar ilçede merakla beklenen doğalgaz çalışmalarının başladığını açıkladı. AK Parti ilçe başkanı Kemal Bayraktar önceden de verdiğimiz söz üzerine boru hattı inşaatının başlaması ile de dağıtım firması olan Enerya tarafından Korkut Eli'mizin merkezinde bugün itibarıyla kazı çalışmaları başlamıştır. İlçemize ve hemşerilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyor, en kısa sürede kazasız belasız tamamlanmasını temenni ediyorum dedi. İlerleyen günlerde de yeraltı çalışmalarının başlayacağını aktardı Başkan Sancaktar ve CK Elektrik, Türk Telekom, Asat'a
yine bu çalışmalara destek veren Büyükşehir Belediyesi ve Korkuteli Belediyesi'ne, ilçemizdeki tüm siyasi parti yöneticilerine şahsım ve partim ve ilçem adına teşekkür ediyorum dedi Başkan Sancaktar ve ekledi. İnşallah önümüzdeki günlerde Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte ilk kaynağı hep birlikte yapacağız diye konuştu. Evet sevgili izleyenler, Antalya ATV olarak bir bölümün daha sonuna geldik. Bugün akşam saatlerinde akşam 19'da başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması 26 Nisan Pazartesi sabah 5'te sona erecektir. Yine bu akşam Antalya ATV ekranlarından saatler 21.30'u gösterdiğinde Finike Kum Mahallesi Muhtar Adayı Sayın Bayram Yiğit bizlerle olacak efendim. Yayında ve yapım demeye geçen tüm arkadaşlarım adına mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.